Ben de. Genco, bir şey mi oldu? Peşindekilerle yüzleşmek istiyorum demiştin değil mi? Evet. Genco. Hayırdır ya sabah sabah? Hande ile biraz dolaşırız, kahvaltı ederiz diye düşündüm. Onun için geldim yani. Tabii Hande de isterse. Hı hı. Gidebilir miyim? Tabii tabii. Tabii. Genco. Daha önce konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Sadece biraz vakit geçireceğiz Serkan. Hepsi bu. Merak etmeyin. Hande. Eminsin değil mi? Niye geldik buraya? Gel sen. Gel. Ne oluyor? Birazdan göreceksin anne. Kadir. Şahin anne. Zehra. Kızım bu iyi mi? Zehra burada. Burada mı? Seni öldü biliyor. Bırak öyle biz. Ama Şermin anne. Böylesi daha iyi. Bırak öyle biz. Kadir. Zehra o evde kalacak. Bana söz ver. Ne olursa olsun onu koruyacağına söz ver.
Şermin anne. Yine mi sen? Niye geldin? Size birkaç şey sormak istiyorum. Önce bir otursanız. Bakın avukat bey, ben sana bunu daha önce de söyledim. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni rahat bırak. Sadece birkaç dakika. Lütfen. Ben görüşmek istemiyorum. Bakın. Bakın, bu gerçekten çok önemli. Benden ne istiyorsun bilmiyorum. Ama sakın bir daha beni görmeye gelme. Sizle görüşmek isteyen ben değildim. Oydu. Sizden istediğim bir sorunun cevabını vermeniz. Onu tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bak kızım. Beni niye görmek istedin? Benden ne istiyorsun bilmiyorum. Ama ben seni tanımıyorum. Anladın mı? İyi o zaman. Şimdi bunu avukat arkadaşına da anlat. O da beni rahat bıraksın. Şermin Hanım. Lütfen oturun, bir konuşalım. Bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Ben belki biz de size yardım edebiliriz. Ben size bunu dün de söyledim. Ben ne avukat istiyorum, ne de yardım. Bırak artık peşimi. Bakın, bu gerçekten çok önemli. Benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Yok. Kocanızla oğlunuzun Hande'nin peşinde olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekleri biliyor da susuyorsanız. Hande? Adın Hande mi? Hande ne demek biliyor musun? Gülmek demek. Gülmek. Biliyor musun avukat bey? Ben de çok istedim bir kız evladım olsun. Ama olmadı. İyi ki olmadı. Benim kaderimi benimle yaşamak zorunda kalacaktı. Ona acıdan, kötü talihimden başka ne verebilirdim?
yüzden şükrediyorum. Bahtımın karılığını bir kız evladı bulaştırmadığım için şükrediyorum. Dilerim Allah'tan güzel yüzün hep güler. Adın gibi. Üstüne başına bakılırsa halin vakti yerinde. Daha da mühimi, senin için kaygılanan insanlar var. Ne güzel. Şükürler olsun yalnız değilsin. İnsan yalnız değilse, seviliyorsa, başına ne gelirse gelsin ardında bırakmayı bilir. Sevgiyle güçlenen insanı da kimse yıkamaz. Bütün bunların kıymetini bil. Avukat Bey, ben kocamın da oğlumun da bu kızın peşinde olduğunu sanmam. Yani bizim gibi insanların Hande Hanım'la ne alakası olabilir ki? Ha? Zaten kocam öldü. Oğlum da... Neyse. Bence siz bunları hayal etmişsiniz. Bizim bu kızcağızla hiçbir ilgimiz yok. Evet. Bütün sorularınız cevaplandı. Artık beni rahat bırakın. Ben de vicdanımla hesaplaşıp cezamı çekeyim. Hande? İyi misin? Ne oldu? Hande? Affedersin.
affedilecek bir şey yok. Ben şaşırdım sadece. Teşekkür ederim. Teşekkür mü? Hiç. Bir şey mi hatırladın yoksa? O. Dedi ya. Kıymetini bildi. Onun için teşekkür ederim. Döndüğünden beri ilk defa böyle görünüyorsun. Nasıl? Mutlu. Sanki gerçekten şimdi döndün. Gidelim mi? Teşekkür ederim. Rica ederim de bir şey yapmadım ki. Hatırlamadınız bir şey. Zehra, ne yapıyorsun sen ya? Bence niye hatırlamadım biliyor musun? O kadın haklıydı. Yani Salih denen adamdan bir şey çıkmayacak. Sen de boşuna uğraşma. Hoş geldiniz. Ah, hoş geldin kızım. Nasıl? İyi vakit geçirebildin mi Genco'yla? Evet. Hoş geldin anne. Aa, Ceren bir yere mi gidiyorsun? Anneciğim, şu Mine'nin okulu için birkaç bir şey lazımmış da onları halledip geleceğim. İyi. Ben de yukarı çıkayım. Olur kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.